Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste aslında ne yapacağız? Aslında yer belirleyicileri ve tür niteleyicileri bu derste aslında detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar aslında nelerle veriliyor biliyor musunuz? Spesifik olarak keyword bunlar. Keyword dediğimiz şeyler neler? Bakın, biz temel olarak şu şekilde auto register extern ve statik keywordleriyle aslında yer belirleyicileri aslında yani bu programın neresinde bunlar tutulacak, hafızanın hafıza yaslamından nasıl kaydedilecek, aslında bunlarla alakalı biz detaylı bilgiler veriyoruz. Derleyiciye diyoruz ki mesela biri auto olsun, otomatik ömürlü olsun, diğeri register olsun, biri extern olsun, biri statik olsun aslında diyoruz. Ama bunların dışında da bir de bizim tür belirleyicilerimiz, yani aslında niteleyicilerimiz var. Onlar neler? Const, volatile, şöyle, volatile ve typedef. Şimdi bakın, yukarıdakiler tamamen şunu söylüyor. Nesnenin nerede tutulacağını söylüyor. Ama bunlar, aşağıdakiler aslında tamamen size yeni özellikler kazandırıyor. Neye? Değişken aslında arkadaşlar. Şimdi bakın burada biz sıra sıra aslında bunları işleyeceğiz. Auto keyword'ünde bakın biz aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu otomatiğin kısaltılması. Ve bunun anlamı aslında bu değişken otomatik ömürlü. Yani aslında bir parantezi açıp kapama ile aslında bunlar ilişkilendiriliyor. Yani aslında ben bir parantezin içerisine int a yazdığımda bu parantez kapandığında aslında otomatik olarak bu değişken de aslında yok ediliyor arkadaşlar. Ve biz bunların aslında local variable diyoruz hepsine. Yani aslında yerel değişken diyoruz. Auto biz normal olarak mesela atıyorum main'in içerisinde şöyle örneğimi mesela yazayım buraya include c std io yazıyorum buraya. Int main diyorum. Return 0 diyorum. Bakın buraya biz bir int a yazdığımızda aslında bu a tamamen otomatik ömürlü oluyor. Kim için? Main fonksiyonu için. Yani bu bloğun içerisinde tamamen geçerli. Ya da biz buraya gidip bir blok daha açıp int b dediğimizde bu int b aslında tamamen otomatik ömürlü oluyor. Yani aslında şu blok kapanana kadar yani aslında bitene kadar bu b saklanıyor. Ama bu blok kapandıktan sonra bu b tamamen hafızadan yok ediliyor arkadaşlar. Yani bunlar otomatik ömürlü. Şimdi bakın ikinci keyword'ümüz neydi? Register'dı arkadaşlar. Register aslında ne biliyor musunuz? Yazmaç demek Türkçe'de. Ve bu aslında nerede biliyor musunuz? İşlemcinin üstündeki bellek alanlarına veriliyor bu. Yani memory region on prosesör. Ve aslında bunlar arkadaşlar global değişkenlerde tanımlı değil. Ve derleyici mümkünse herhangi bir işlemi aslında işlemcinin yazmacında tutuyor. Neden tutuyor biliyor musunuz? Çünkü register'da bir değişkeni tutmak sizin işlem hızınızı çok arttırıyor arkadaşlar. Ama merak etmeyin modern derleyiciler zaten bunun optimizasyonunu yaptığı için aslında sizin bunları böyle spesifik olarak, teknik olarak vermenize gerek yok. Ama eski tabanlı aslında bir derleyici kullanıyorsanız, yani yeni derleyicilerden birini kullanmıyorsanız ya da bunun optimizasyon seçeneğini seçmediyseniz bunlara detaylı bir şekilde aslında bu bilgiyi bu derleyiciye vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın üçüncüsünde statik diye bir keyword'ümüz vardı bizim. Bakın bu statiğin iki tane anlamı var. Birincisi yerel değişken için bu statik kelimesi kullanılırsa bu statik tamamen global oluyor. Bu ne demek? Şöyle bir fonksiyon örneği yapayım burada. Şu x1'im olsun. Göstermek için otomatiği. Aynı mantıkla bakın burada gidiyorum. x2 diyorum. Şurayı yorum satırına alayım. Tekrardan değerlenmesin. Şimdi bakın. Biz gidelim burada. Bir fonksiyon yazalım.
Bu fonksiyonun içerisinde de bakın. Şöyle bir tanım olsun. Bir int k değerimiz olsun burada. For int k diyorum. Eşittir 0. K ondan küçükken ben herhangi bir fonksiyonu burada çağıracağım arkadaşlar. Neyi çağırayım? Func diye bir fonksiyonum olsun benim ve bunu çağırayım. Aynı şekilde bakın. Benim de foo diye de bir fonksiyonum olsun. Ve bu foo'yu çağıracağım burada bakın. Şimdi bakın bu func ve foo'nun içerisinde ne var? Bakın void func'ı ben burada tanımlamak istediğimde gidiyorum. Int x eşittir 10 diye bir keyword yazıyorum. Ve printf'le arkadaşlar gidiyorum. X eşittir yüzde de new line'ı koyuyorum ve x'i buraya koyuyorum. Ve x'in değerini her döngüde 1 arttırıyorum. Func'ın içerisinde. Aynı şekilde foo'nun içerisinde de arkadaşlar ben ne yapacağım? Gideceğim. Birebir aynı işlemi yapacağım burada. Bakın şunu alıyorum. Bunu y yapayım ama. Farklı olması için. Değişkenin isminin. Y'yi de burada arttıracağım. Ama birini bakın statik yapacağım. Şimdi ben az önce ne dedim? Statiğin kullanımında aslında biz bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar. Statik keyword'ünü eğer biz burada kullanırsak bakın. For'un içerisindeki değer 10'dan başlayıp hep arttırılması gerekecek. Ama x'in içindeki değer hep aynı ve sabit kalması gerekecek burada. Ben bunu 10 defa çağırdığımda. Şimdi bakın çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda bakın ne yaptı? X'in değerlerini hep sabit bıraktı bakın burada ama y'nin değerlerini sürekli arttırdı. O zaman bu bana aslında ne anlatıyor biliyor musunuz burada? Şunu anlatıyor. Bizim buradaki bu static int bu fonksiyonun içerisinde tanımlansa bile parantez dışında parantez içinde kullanılsa bile aslında bu global bir değişken değerine aslında dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Tam olarak bunun içerisinde. Ama bakın func'ın içerisindeki x her döngüde aslında yaratılıyor, yok ediliyor. Yaratılıyor, yok ediliyor. Yaratılıyor, yok ediliyor arkadaşlar. Şimdi bakın şunu bir kopyalayalım. Şöyle. Güzel. -3 diyelim. Şunu silelim tekrardan. Şunu da silelim. Şimdi bakın ben bir döngünün içerisine yine gideceğim burada for'la aslında int k eşittir 0 diyeyim. K 10'a kadar arttırayım bunu ve k artı artı diyeyim ve yine bir func fonksiyonu çağırayım. Şimdi bakın bu func'ı ben burada çağırdım ama void func diyorum bakın arkadaşlar. Bu void func'ın içerisine gidiyorum sadece bir dizi tanımlıyorum. Int a eşittir 10 ve bunu 0'la initialize ediyorum. Ve ben bu dizinin içerisindeki her şeyi int i eşittir 0'dan i 10'a kadar i artı artı yazıyorum. Ve bunu tek tek burada display ediyorum arkadaşlar. Printf diyorum burada bakın. Bir boşluk bırakıp a yüzde de eşittir diyorum. Yüzde de şöyle bir boşluk bırakıyorum. Ve gidiyorum buraya i yazıyorum. Ve buraya da a i değerini koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu döngünün içerisinde hemen gidip ne yapacağım? Aynı zamanda bu a'ların değerlerini arttıracağım arkadaşlar. Her döngünün içerisinde bakın. Şu şekilde. Buraya geliyorum. A, i, artı artı yapacağım. Ve ben func'ı 10 defa çağıracağım arkadaşlar burada. Şu şekilde. Ve bunun sonuna da bir printf koyalım. Newline karakterini burada koyalım. Şimdi çalıştırıyorum tekrardan. Func'ı ben bu şekilde çalıştırdığımda bakın. 10 defa ben bunu yazdırdığımda aşağıya doğru gitti. Bakın bütün değerler aslında burada 0 olarak kaldı. Şimdi bakın biz statik keyword'ünü dizilerde de aslında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Eğer buraya statik yazarsak bakın bu int a'yı statik yaptığımızda. Şimdi bakın tekrardan çalıştıracağım bunu. Bakın bu sefer 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar aslında buradaki değerlerin hepsi arkadaşlar gitti bu döngünün içerisine. Yani aslında biz bir dizinin aslında adres değerini yani adresini update etmek istersek burada bu dizinin içerisindeki her karakteri her değişkeni aslında ne yapabiliyoruz arkadaşlar burada? Gidiyoruz şu static keyword ile global hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da bir yorum satırı koyuyorum. Şöyle -4 diyorum şimdi. Şöyle şu kodu alayım tekrardan. Hiç uğraşmayayım.
Geliyorum. Şimdi bakın func'ı ben yine 10 defa çağırayım. Ama bu sefer func'ın içerisinde ne olsun biliyor musunuz? Void'in içerisinde bu sefer bir char dizisi olsun arkadaşlar. str 1000 yapayım. Ve bu dizinin içerisine Ali diye bir keyword gibi. Şimdi bakın C string'i kullanacağım için burada. Şöyle geliyorum. Include C string kütüphanesi kullanacağım burada. Ve include C std lib kütüphanesini kullanacağım. String'ler üzerinde aslında işlem yapmak için. Buraya geliyorum. Put str'yi buraya koyuyorum. Ve her döngüde bakın str cat fonksiyonuyla gideceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Bu str'nin sonuna cat işaretini koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bu döngünün içerisinde. Şimdi şurada bir de put new line veriyor muydu hatırlamıyorum. O yüzden şöyle bir ifade daha koyayım da en azından emin olalım. Şimdi bakın ben burada Ali ile başlattım. Döngünün içerisinde char karakteriyle aslında bu puts'u vereceğim. Verdiğimde Ali 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 ifadelerini bakın burada yazıyor arkadaşlar. Ama hiçbir zaman için cat ifadesini oraya eklemiyor. Puts bu arada new line veriyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu statik yaparsam bu karakter dizisini de aslında global hale getirebiliyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde. Global getirirsem str aslında bütün adres bloklarıyla aslında burada çağrılabilen bir değer formu haline gelebiliyor. Peki bakın şimdi ben burada statik char str yazdım ya. Bakın şimdi bu döngünün içerisinde str cat yazıp str'yi buraya koyup gerçekten şöyle main func yazısını ben buraya yapıştırmak istesem ve puts'u buraya gidip str ile vermek istesem arkadaşlar bunu yapabiliyor muyum? Bakın burada bu str ile tık bana burada ne yapıyor? Bir hata veriyor arkadaşlar. Çünkü str'nin burada tanımlanmadığını söylüyor. Yani aslında siz bunu global variable olarak yapıyorsunuz ama bakın bu fonksiyonun içerisinde sadece hala bu geçerli oluyor. Ama ben bu str cat'i bakın şöyle alıp yukarıya koysaydım eğer. O zaman ben bu str'ye burada atama yapabilecektim arkadaşlar. Şunun içerisinde. Bakın main func'ı yapabilecektim. O yüzden bakın bu statik keyword'ünü ben gelip buraya aldığımda bakın bu func'ın içindeyken sadece bu değerleri gerçekten ben kaybetmiyorum. Bakın burada cat'lerin hepsini bu fonksiyon içinde ekleyebiliyorum. Ama main'in içinde bakın bu global variable olmasına rağmen str değişkeni benden burada saklanmış oluyor arkadaşlar. Ve statik değişkenleri aslında ben burada değiştiremiyorum. O yüzden bakın ömür olarak global alan her şey statik, yerel olan her şey otomatik. Ve ömür olarak statik olan her şey statik yerel değişken formuna giriyor. Ve global değişkenler bakın file scope'da aslında geçerli. Yereller parantezlerde geçerli. Ve statik yerel değişkenler de bakın burada blokların içerisinde geçerli olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste yine bunların örneklerine devam edeceğiz. Çeşitli örnekler yapacağız. Bu örnekleri detaylandırmaya çalışacağız. Çünkü bunları tam olarak anlamamız bizim için önemli. Çünkü bir yerde statik yazarsınız ama o statiği gidip burada kullanırsam aşağıda kullanamazsınız. O yüzden dilin kurallarını tam anlamıyla öğrenmek bizim için çok 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 elzem arkadaşlar. O yüzden bu uygulamaları yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey ne? Dilin kurallarını tam bilmek ve gerçekten bunları sıralı ve doğru bir şekilde uygulayabilmek olmalı arkadaşlar.